arasında fark var mıdır? Bunun dünyaya yayılacak mesajı çok fark eder mi? Ha dua etmiş, ha ibadet etmiş. Peki. Buyurun. Ben söyleyeyim. Şimdi evvela o zaman siyasi kimliğimle bir cevap vereyim. Ben eğer Türkiye yönetme mevkiinde olsaydım ta Danimarka'daki karikatür krizinden beri, bırakın Papa'nın bu yaptığını, Papa'nın din savaşları başlatan bu uğursuz konuşmasını, Ayasofya'yı çoktan Müslümanların ibadetini açardım. Fatih'in vakfiyesi oradadır. Ayasofya'nın geçmişi oradadır. Ayasofya bir Katolik mabedi değildir. Ayasofya Katolikliğin mezalimine karşı Ortodoksları koruyan bir Fatih'in fethiyle Müslümanlara kazandırılmıştır. Ben o manada çoktan Ayasofya'yı, bu AB'nin yaptıkları, o karikatür krizleri ve nihayet Papa'nın bu meşhum saldırısı üzerine ben Ayasofya'yı, bu nihayet bir bakanlar kurulu kararıyla yapılmış bir iştir, Ayasofya'yı çoktan Müslümanların ibadetini açardım. Ama onu yapacak dirayet bugün bu coğrafyada bulunamayacağı için onu geçelim. Şimdi gelelim işin öbür tarafına. Eğer bir İslami hassasiyet, hatta bu toprakların egemenliğiyle ilgili ciddi bir hassasiyet bugün Türkiye'yi yönetenlerde olsa, Papa'nın o konuşmasının ertesi gün Türkiye devleti ve hükümeti onu temsilen bir deklarasyon yayınlar, Papa'dan usulü erkanı ile diplomatik bir yolla bu sıcak atmosferde, bu riskli hava içinde Papa'nın Türkiye'ye gelmesi sakıncalıdır. Binaenaleyh bu ziyaret talebi iptal edilmiştir. Nasıl diyecekse diyebilirdi. Aynen. Dememiştir, dememiştir. Diyemez, demin de söylediğim gibi, çünkü papalığın 1960'lardan sonra başlattığı ve bizzat kendi ifadeleriyle Vatikan'ın misyonerliğin en ciddi uzantısı olan dinler arası diyaloga Türkiye'yi teslim edenlerin ve Papa'nın önünde ona teslimiyeti bir onur gibi ortaya koyanların ve onların uzantıları olan iktidarların bunu yapmaları mümkün değil. Bırakın onu, Papa'ya bizim peygamberimize niçin hakaret ettin demekten bile çekinmeye devam ediyorlar. Peki, İşte şimdi, olay budur. Şimdi ilahiyatçı kimliğinizle cevap rica ediyorum. Evet. Ayasofya'da Papa dua ederse, ibadet ederse bu ne anlama gelir? Bakın, gene oraya geliyor. Şimdi ilahiyatçı kimliğim, ama ilahiyatçı kimliğimle söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi yine o öbür tarafa geliyor. Bırak siyaset ilahiyatçılığı, devlet adamı nasıl yapar bu işi? Bu Papa 1967'de de geldi, orada bakıyorsunuz programda var mı yok mu? Hayır, Anıtkabir'i filan ziyaret etmedi. Devlet adamıdır. Yani protokolde devlet adamı. Niçin Ankara'ya gitmez? Atatürk Anıtkabir'i ziyaret etme. Olabilir. O zaman Katolik Papa'nın Ortodoks mabedinden camiye, sonra da müzeye dönmüş yerde dua etmesinin esprisi nedir? Bunun siyasi manası nedir? Ne demek istiyor Papa? Şimdi şunu soracaksınız. Papa Hazreti Peygamber'e, İslam'ın peygamberine saldırırken niçin Ortodoks bir kraldan alıntı yapıyor? Ne demek istiyor? Şimdi Papa o meşhum konuşmasını yaptıktan belki 1-2 saat, belki 2-3 saat sonra uçakta gazeteciler kendisine soruyor. Efendim Türk, bakın soru bu. Türkiye'yi ziyaret planınız hala geçerli mi? Cevaba bakın şimdi. Cevaba bakın. Bir devlet adamı, 11 dil konuşan bir adam, İsa'nın enkarne olmuş şekli kabul edilen, yani hatadan münezzeh kabul edilen bir adam verdiği cevap. Yani İsa'nın ruhunu taşıdığını iddia ediyor. Ruhu falan yok. Enkarne olmuş İsa. Aynen öyle. St. Paul kristolojisine göre. Şimdi diyor ki Konstantinopol'ü mutlaka ziyaret edeceği. Konstantinopol'ü. Konstantinopol müdür Türkiye? Türkiye'de Konstantinopol diye bir şehir var mı? Bu bir anayasa suçudur. Bu tabir, bir diplomat bunu kullandığı zaman
Eğer bu ülkede ciddi bir devlet varsa bu bir adamın persona non grata ilan edilmesi için gerekçedir. Bu anayasa suçudur. Yani istenmeyen adam. Evet. Yani Konstantinopol diye bir şehir var mı? Ne için kullanıyor bu tabiri? Patriğe atıf yapıyor. Patrik de İstanbul'un adını Konstantinopol olarak değiştirdi. AB büyükelçileri de Konstantinopol olarak değiştirdi. Amerikan büyükelçisi Konstantinopol olarak değiştirdi. Bunlar yaptıkları davetlerde ve birbiriyle yazışmalarında İstanbul kelimesini kullanmıyorlar. Ekümenik doğurama patriği tabirleri geçiyor. Az olmakla birlikte de facto durum yaratmak için bunları kullanıyorlar. Öbür taraftan da Konstantinopol'ün ekümenik patriği. Sevgili kardeşim, bunların hepsi anayasa suçu. Ben 39 yıllık hukukçuyum ama bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Yani gazete okumak yeter. Türkiye'de Konstantinopol diye bir kent yok, ekümenik diye bir patrik yok. Bunlar anayasaya aykırı. Açın bu devleti kuran iradenin baş mimarı, şehit dedelerimizin kumandanı olan zatın nutkunu okuyun. Nutkun 1 ve 2. sayfasında patrikhanenin hıyanet ve ihanetinden bahsedilir. Bunları şimdi bu devleti yönetenler nasıl görmezlikten geliyor? Papa oraya atıf yapıyor. Yani bir yandan Müslümanlara öyle Bin Ladinleri falanları filanları aramanıza gerek yok. Çünkü bunu getirdiğiniz zaman Müslümanlar çıkıp diyecek ki canım Bin Ladin, Ahmet, Mehmet ama bizim dinimizin kendisi kancı bir din değildir diyecek. Bakın diyor, ben size bir şey söylüyorum, yeni bir süreç açıyor. En ileri ve en yüksek noktadan İslamiyet'i kan ve şiddetle itham ediyorum. Artık Ahmet'i Mehmet'i suçlamayın. Bu dinin bizatihi kendisi ipso jure a priori olarak kan dinidir diyor. Bunu dünyaya ilan ediyor. Ortodoks bir kraldan atıf yaparak, alıntı yaparak da şunu demek istiyor. Papa gibi bir adamın söylediklerinin siyasi arka planını okumak lazım. Diyor ki, ben ortodoks bir kraldan Hazreti Muhammed'e saldırıda alıntı yaparken lisan-ı hal ile İstanbul'daki ekümenik denen patriğe destek veriyorum. Artık onun da ekümenikliğini ilanının günü geliyor. Şimdi bir şey daha söyleyelim. Patriğin bu meşhur konuşmasından 5 gün sonra benim de üyesi olduğum Türk parlamentosuna Türkiye'yi bugün yöneten iktidar Vakıflar Kanunu tasarısını sevk etti. 5 gün sonra. Evet. Nedir o Vakıflar Kanunu tasarısı? Meclisteki basın toplantımda söyledim, size de bir suretini gönderdim. Şudur. Burada gayrimüslim dükalıklar yaratmaya, onlara toprak kazandırmaya, uluslararası bağlantılarla güçlenmelerini sağlamaya ve özellikle Suriçi İstanbul'da Yeditepe'de ekümenik patrikliğe land, toprak hazırlamaya yönelik bir hazırlıktır. Ve Türkiye'yi yönetenler matematik bir hassasiyetle buna aynen riayet etmişler ve papadan aldıkları işaretle adeta diyorum, belki doğrudan papanın konuşmasından 5 gün sonra vakıflar kanunu denen o meşhur kanunu, o Türkiye'yi darmadağın edecek kanunu meclise taşımış ve kanunlaştırmışlardır. Peki, bunları millet bilecek.